Dünyanın en yüksek noktası Everest. Filmlere konu olan ünlü Everest Dağı, dünya üzerindeki en büyük dağ olma özelliğini taşıyor. Everest Dağı, Asya'da Nepal ile Çin ülkelerinin tam ortasındadır. Bu dağın zirve noktası iki ülkenin sınırı olarak kabul ediliyor. Dağcılar için Everest'in tepesine tırmanmak önemli bir yer teşkil ediyor. Çünkü Everest Dağı'na tırmanan birçok dağcının tırmanış sırasında hayatını kaybettiği biliniyor. Yüksekliği deniz seviyesinden itibaren 8848 metre olan Everest'e tırmanan 10 kişiden biri hayatını kaybediyor. Dağcılar soğuk, kafa travması, beyin ödemi, aşırı yorgunluk gibi nedenlerden dolayı can veriyorlar. Dağın yüksekliği ve soğuk, bölgeyi ulaşılması zor bir yer haline getiriyor. Bu durum, cesetlerin Everest Dağı'ndan toplanamamasına yol açıyor. Evet, Everest Dağı'nda yüzlerce kimliği belirsiz ceset. Bu dağa tırmanabilmek için birçok kişi hayatını kaybetti. Öyle ki bazen grup halinde gerçekleşen tırmanışlarda gruptan birileri öldüğünde ekip hayatta kalabilmek için arkadaşlarını dağda bırakıp gitmek zorunda kalıyordu. Everest Dağı'na ilk tırmanmaya başlayan kişi George Mallory isimli bir dağcıydı. 1924 yılında gerçekleşen bu tırmanış ölümle sonuçlandı. Mallory'nin cesedi 75 yıl sonra bulundu. 1996'da ise Everest'te başka bir tırmanış gerçekleşti. Hintli dağcı Tsewang Palyor. Tırmanış esnasında karşılaştığı kar fırtınası nedeniyle öldü. Evet, bu dağa tırmanan ilk iki kişi oradan sağ dönemediler. Ve Everest Dağı şimdi de yüzlerce insanın ölümüne sebep olmaya devam ediyor. Everest'te her 10 kişiden biri hayatını kaybediyor. Uyuyan bir daha uyanamıyor. Dağda ilk ölen kadın olarak bilinen Shimatsu'nun cesedi ayağa kalkmaya çalışır halde bulunmuştu. Everest'te gerçekleşen ölümler yalnızca soğuktan veya düşmeden kaynaklanmıyor. Birçok dağcı dinlenmek için uyuduğunda bir daha uyanamıyor. Whoa! Bu videoyu kayda alan James, başından geçenleri şöyle özetliyor. Bunu sevdiğiniz kadın bir yana, herhangi biriyle asla deneyimlemek istemezsiniz. Evet, az önce videoda izlediğiniz düşen kişi videoyu çekenin eşi oluyor. Geç oluyordu ve dağdan bir an önce inmek istiyorduk. Bu yüzden hızlı davranmaya karar verdik. Doğuya bakan yamaç bütün gün güneşte yumuşamıştı. Ama biz indikten sonra gölgeye girdi ve hemen buz tuttu. Sonra üstümde olan ortağım yani eşim 750 fitten aşağıdaki kayalara düştü. Her şey çok hızlı gerçekleşti. Bir an bana çarptı, sonra gitti. Durduğu yere varmam bir saatten fazla sürdü.
Evet. Bir anlık dikkatsizlik, bir anlık aceleci davranma nelere mal olduğunu hepiniz gördünüz. My God. My God. Somebody's there. Somebody's there. No, I'm not. Shit. Some people they are shit. Bu videoda izleyeceğimiz kişi ise Sergey Desuralt. Dağa tırmanma tutkusu olan bir Montreal itfaiyecisiydi. Everest'te 2 kez ve Avrupa, Güney Amerika'daki diğer dağlara tırmandı. Bu, K2 dağına tırmanmak için yaptığı 2. girişimdi. Montreal'dan 2 arkadaşıyla birlikte tırmanıyordu. Geride eşi ve 2 küçük çocuğunu bıraktı. Kendisi 50'li yaşlarının başındaydı. Bu videoda izleyeceğimiz kişi bir İngiliz. Kendisi kıl payı ölümden kurtuldu. Eğer elindeki baltayı kullanamasaydı, kendisi de bir önceki izlediğimiz itfaiyeci Sergey gibi kilometrelerce yükseklikten düşebilirdi. Bu videomda Everest Dağı, Annapurna Dağı ve K2 Dağı'nda yaşanan ölümleri size kısaca anlatmak istedim. Evet, bir anlık dikkatsizlik büyük bir felakete yol açabiliyor. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve buna benzer diğer videoların gelmesini istiyorsanız Ekinos kanalıma şimdi abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.